Evet sevgili kuzenlerimiz, değerli takipçilerimiz, Kuzenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak sizlere çok özel bir röportajı ekrana getirmenin sevinciyle birlikteyiz. Çünkü gurbetçi kuzenlerimizden sevgili Sezai Çakır, Avrupa'daki Noel tatilini fırsata çevirerek ailesini ve bizleri ziyaret etmek üzere Türkiye'ye geldi. Ve şu an yanımızda kendisiyle mini bir röportaj gerçekleştireceğiz. Evet Sezai abi hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizler sormalı. Teşekkür ederim. Biz deyiz. Abi bu fırsata çevirdin Avrupa'daki Noel tatilini. Evet. Sanırım bir 3-4 günde uzattın izin alarak. Noel tatili bir haftaydı. Hı hı. 4 gün daha uzattık. Dedik hiç olmasa kuzenlerimizi, büyüklerimizi, annemizi, babamızı biraz hasret gidelim diye. Bizler de çok sevindik. İyi oldu. Bizler için de güzel bir sürpriz oldu. Peki şunu sormak isterim. Öncelikle oradan başlayalım. Nasıl geçiyor hayat orada? İş, güç? İş, güç. Yani bildiğimiz gibi. Yoğun tempo çalışmaya devam. Yoğun tempo çalışmaya devam. Yengemiz çocuklar iyidir inşallah. Hepsi iyiler. Buradan senin vasıtanla da onlara çok çok selamlarımızı gönderiyoruz. Ve şimdi geliyoruz bu tarafa. Neler yaptın bu bir hafta içerisinde, 10 gündür içerisinde? Bir hafta içerisinde genelde elimden geleni, yani kuzenlerimi ziyarete gittim, büyüklerimi ziyarete gittim, dayımı ziyarete gittim. Başka iyi oldu. İyi oldu. Köyde de böyle karlar içerisinde ya güzel bir hatıra kaldı. O başka bir başka bir macera. Gerçekten çok mükemmel kar vardı diz boyu. Karın içinde eski günlerimi yaşadım. Avrupa'da yani bulunduğun kentte bu kadar kar yağışı... Son 3 yılda bu kadar kar yağmadı. Olmadı. Olmadı. Yani aslında Düzce merkezde bu kadar kar yağmadı. Yok ama köyde. Köye çıkınca köyde çok olmuş. Evet. Ve şimdi geçiyoruz biraz da derneğinizle ilgili. Öncelikle ben hem yönetim kurulum adına hem de diğer kuzenlerimiz yani üyelerimiz ve tüm akrabalarımız adına çok çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Neden? Çünkü... geçen geldiğinde Adalı Sokak'ta almış olduğun evin alt katını derneğimize bağışladın ve bizleri çok onurlandırdın. Onu öncelikle söylemek isterim. Rica ederim. Yani nasıl oldu da böyle bir karar aldın? Temmuz ayında izine gelmiştim. Yukarıda piknikte. Evet. Bir arada yönetim kuruluyla otururken böyle kahvaltı yapıyorduk. Bir sohbet geçti. Ben kulak misafiri oldum. Kulak misafiri olunca da şimdi kendi kendime sonra şöyle bir düşündüm. Dedim kuzenlerim, ben de onların kuzenleri olarak ben bu kıyakçılığı yapayım bunlara dedim. Evet. Ve evin altını size bağışladım. Çok teşekkür ederiz. Orayı büro olarak, toplantı salonu olarak kullanmanızı için size yani tavsiye ettim. İhtiyacımız da vardı açıkçası. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Biz de işte gerekli tadilat işlemleri sona erdiğinde orayı güzel bir kullanım alanı haline getireceğiz. Dediğim gibi gerek yönetim kurulu toplantılarımız, gerek dernekle alakalı diğer toplantılarımız, diğer etkinliklerimiz. Yani en kötü insan daraldığında akrabalarıyla bir çay içebileceği bir ortam, bir ev gibi orayı oluşturmaya çalışıyoruz. İnşallah da iyi olacaktır. Ben bir kez daha hem yönetim kurulunun nezdinde, hem diğer üyelerimizin nezdinde, hem de akrabalarımızın nezdinde sana gerçekten çok çok teşekkür etmek istiyorum. Ben teşekkür ederim. Çünkü bu devirde hani aslında çok da beklenecek bir hareketler değil bunlar. Gerçekten bizim için olağanüstü bir karar aldın ve biz gerçekten sana minnettarız. İnşallah yapmış olduğun bu güzelliğe de biz layıkıyla dernek olarak gerekli cevabı vererek en güzel etkinliklerimizi inşallah bu bina sayesinde, dernek evimiz sayesinde, dernek büromuz sayesinde inşallah güzel organizasyonlara imza atarak inşallah cevap vereceğiz. Nasip dönüş ne zaman? Dönüş Allah izin verirse ayın 6'sında Cuma günü. Cuma günü. Cuma günü. Nasipse dönüş olacak. Dönüş olacak. Ben burada bir şey söylemek istiyorum. Tabii buyurun. Derneği gezdim. Baktım gerçekten çok süper çalışma yapmışsınız. Ben bu arada sizi tebrik ederim. Gerçekten layıkıyla her şeyi dört dörtlük yapmışsınız. Daha ufak tefek işleri var ama onlar da bitecek inşallah. Bittiği zaman açılışınızı. Açılışınızda ben de bulunmak isterim. Yalan yok. İnşallah. Ama nasip kısmet. Nasip. 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 İnşallah. Güle güle kullanın. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten. Rica ederim. Bizleri kırmadın. Bu akşam hem programımızda yer aldın hem de bu röportajı yapma imkanını bizlere verdiğin için çok teşekkür ederiz. Senin nezdinde Avrupa'daki kuzenlerimize bilhassa sevgili Recai Çakır'a Zekai Çakır'a ve onların nezdinde ailelerine çok çok selamlarımızı gönderiyoruz.
Sen de gittiğin zaman oraya tek tek hepsine selamlarımızı iletirsen çok seviniriz. Söylerim. İnşallah cuma gününde hayırlı yolculuklar diliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Şöyle öpüşelim. Ayrıca bu akşam beni evinde ağırladığın için, evet, misafir ettiğin için sana çok çok teşekkür ederim. Ne demek? Allah daim etsin inşallah. O onur bizlere ait. O gurur bizlere ait. Teşekkür ederim. Evet sevgili kuzenlerimiz, değerli takipçilerimiz, gurbetçi kuzenlerimizden sevgili Sezai abim, Sezai Çakır bu akşam bizlerle birlikte oldu ve bizleri kırmadı. Güzel bir mini röportaj gerçekleştirdik. Bir sonraki programlarımızda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle hepinize iyi akşamlar. İyi akşamlar.